Evet bugün normalde farklı bir konuyu konuşacaktık fakat bu olay ondan çok çok daha önemli. Özellikle bu konu haber yapılması gerekirken haber yapılmadığı için veya yapanlar tarafından yanlış lanse edildiği için sizlerle bu konunun üzerinde birazcık daha durmak istedim. Böylelikle hem Türkiye'deki haberciliğin gerçek yüzünü göreceksiniz hem de bazı insanların iki yüzlülüğünü öğreneceksiniz. Olay İzmir'deki Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde sabah saat 10.30'da meydana geldi. Zanlı demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil bir evde bulunan anneyi yedi bıçak darbesiyle yaraladı. Saldırgan ardından aynı evde bulunan 12 yaşındaki Behiye Ediz'i boğazından ve göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Behiye Ediz maalesef ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annesinin ise durumu ağır. Ve saldırgan vermiş olduğu ifadesinde 2 yıllık ilişkimiz vardı. Ayrılmak isteyince tartıştık ben de vurdum dedi. Bu aslında baktığınız zaman Türkiye'de özellikle son zamanlarda maalesef ki çokça yaşanan bir olay. Bu yüzden de insanlara sıradan bir habermiş gibi geliyor. Peki haber sayfaları bu konuyu neden haber yapmadılar veya neden eksik bilgi verdiler? İşte şimdi o olayın bu boyutuna geliyoruz. Saldırgan hepinizin tahmin ettiği üzere Suriye uyruklu. İsmi de haber sayfalarında Levent diye geçmiş fakat sonunda normalde D var. Ve konuyla alakalı yapılan haberlere baktığımız zaman hiç kimse bu şahsın Suriyeli olduğundan bahsetmemiş. Ya rastgele bir saldırgan olarak yazmışlar ya da yabancı uyruklu diye yazmışlar. Ya da direkt bu konu hakkında haber yapmamışlar. Çünkü iktidar medyasının işine gelmeyecek bir haber bu. Ha bir de sözde humanist takılan yüzsüz feminist sayfalarından bir tanesi bu haberi sadece erkek cinayeti olarak paylaşmış. Ve yorumların altına Suriyeli olduğunu niçin belirtmediniz yazanları ise engelledi. Yazık size ne diyeyim. Gel gelelim muhalif medyaya. Muhalif medya da bu konuda sessizliğini korudu. Ve bu konu hakkında tek bir kelime dahi etmediler. Bazıları ise korktuğu için bu konu hakkında konuşmadı. Çünkü biliyorsunuz bu ülkede Suriyeliler hakkında en ufak bir haber yaptığınızda bile hapse atılabiliyorsunuz. Ancak ben tüm bunlara rağmen bu konunun gerçekten üzerine gitmek istiyorum. Ve sessiz kalan tüm habercilerin yüzüne yazıklar olsun diyorum. Sizden ne haberci olur ne de insan olur. Sizden hiçbir şey olmaz. Peki aranızda... Ayşegül Aydın'ı hatırlayan var mı? Bu kardeşimiz de 2021 yılında bir Afgan tarafından öldü. Yapmıştı. Ve fark ettiyseniz bu iki olayın da sorumluları aynı. Kaçak göçmenler ve kaçak göçmenlere vatandaşlık verenler. İşte bu insanlar suçlu olduklarını bildikleri için bu gerçekleri sizlerden gizliyorlar. Ancak kimse kusura bakmasın kaçak göçmenlerin bu ülkede işledikleri suçlar gizlenecek bir şey değil. Bu adamları din kardeşimiz din kardeşimiz diyerekten bu halkın başına bela eden sizlersiniz. 10 yıldan fazladır adamlar bu ülkede ve ben bunlardan tek bir hayır bile görmedim. Sadece Türkiye olarak da değil ya dünyada hiçbir örneği yok zaten bunun. Sınıra kaçak bir şekilde giren bir göçmen, ülkenin sınırlarını ihlal eden bir göçmen sana ne gibi bir fayda sağlayabilir ki? Senin o adamı ne olursa olsun yaka paça sınır dışı etmen gerekirken bir de vatandaşlık sağlıyorsun. Bir de üstüne 750 bin tane Suriyeli bebeğimiz oldu diye bununla övünüyorsun. Gerçekten insan değilsiniz. Hepinize yazıklar olsun. Bakın ben sizlere şunu açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum. Kültüründe Baçabazi adında 9 yaşındaki çocukların istismar edildiği iğrenç bir gelenek olan çocuk evliliğinin ve tecavüzlerin yaygın olduğu ve yine kültürlerin dolayı gasp ve şiddete meyilli olan bir ben burada göçmen olarak istemiyorum. Ha bu ırkçılık mı diye soracak olursanız evet. Ancak ben bunu büyük bir ırkçılık olarak da görmüyorum. Sonuç olarak ben bu adamlar yaşamasın, bu adamların Allah bin belasını versin, şöyle olsun, böyle olsun demiyorum. Yaşayan istediği gibi yaşasın ama kendi ülkesinde. Yeter ki o iğrenç geleneklerini bu ülkeye getirmesinler. Ben bu insanlarla yan yana yaşamak zorunda değilim. Çok meraklı olsaydım eğer onların ülkesine giderdim. Ancak kimse kusura bakmasın bu insanların kültürü böyle. Yani sen bu insanları bu ülkeye alarak değiştiremezsin. Bu insanlar zaten başından sonuna kadar böyleydi. Ha iyi yok mu, şunlar yok mu, bunlar yok mu diyenler olacaktır. Elbette vardır. Ama onlar da muhtemelen kültürünü bilmediği için öyledir. Ben onu insan olarak değerlendiririm. Fakat kültürünü gerçekten böyle dolu dolu yaşayan birisiyle ben yüz yüze bile gelmek istemem. Yani hiç bu konuda araştırma yaptınız mı bilmiyorum. Fakat bu adamların kültürleri gerçekten böyle. Bu adamlar kız çocuklarını okula göndermiyor. Bu adamlar karılarını dövüyor. Ve bu hareketler onlara normal geliyor artık. Yani en azından bu konuda boş boş humanistik yapmaya gerek yok. Bu insanlar böyleler. Ve böyle oldukları için de ben onlarla aynı ülkede yaşamak istemiyorum ve bu düşüncemi sonuna kadar da savunmaya devam edeceğim. Ülkemde tek bir kaçak göçmen daha istemiyorum. Hatta mümkünse oradan buraya kimse gelmesin. Onlar da zaten bizi sevmiyor, biz de onları istemiyoruz. Umarım yorumlarda boş boş duyar kasmazsınız ve demek istediklerimi net bir şekilde anlamışsınızdır. Behi Ediz adlı küçük dostumuzu da tekrardan rahmetle anıyorum. Bir sonraki videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın ve bu yüzü sakın unutmayın.